Bismillah. Bugünkü konumuz yüklemli önermeler. Önermeleri genel hatlarıyla gördüydük. Yüklemli ve şartlı olarak ikiye ayrılmıştı geçenki dersimizde. Şimdi göreceğimiz konu yüklemli önermeleri biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Öncelikle yüklemli önermelerin nitelik ve nicelik bakımından ele alınması işimiz. Daha sonra udul ve tahsil diye bir konu var. Udul ve tahsil. Geçenki dersimizde de kısaca şöyle bir bahsetmiştik. Mevzuda veya mahmulde olumsuzluk edatı kendisi bulunursa yani canlı olmayan ne diyelim insan değildir. İnsan değildir. Burada olumsuz oldu. Ama insan olmayan cemattır. Veya hayvan olmayan cemattır. Örneği vereceğiz. İlerleyen aşamalarda. Bunun gibi yani o olumsuzluk edatının mevzuda veya mahmulde bulunması durumuna udül denecek. Böyle olmaması, normal olması durumuna tahsil denecek. Bu bir dahaki haftaki dersimizin konusu olacak. Daha sonra kipli önermeler konusuna geçeceğiz. İki hafta sonra yani bu ders işlenecek. Sonra önümüzdeki haftaki ders işlenecek. Ondan sonra inşallah kipli önermeler konusuna geçeceğiz. Bugünkü dersimiz ne? Bugünkü dersimiz yüklemli önermelerin bileşenlerini göreceğiz yüklemli önermeler mevzu ve mahmul olarak iki tane temel bileşeni vardı. Bir tane daha bileşeni var. E, hayali bir bileşen öyle diyelim Arapça için en azından. Bunu göreceğiz. Daha sonra bu yüklemli önermelerin nicelik bakımından nicelik bakımından nasıl ele alındığını e, göreceğiz. Her insan şöyledir diyoruz mesela ve bazı insanlar böyledir diyoruz. Bunlar işte nicelik bakımından bizim ele almamız. Daha sonra bitireceğiz. Bugünkü dersimiz özellikle nicelik bakımından ele almak. Yüklemli önermeleri. Şurada mıydık? Tamam. Bak şuradayız. Tamam. El faslul evvel. Üç fasıldan oluşuyordu değil mi bu? Üç müydü? Selaseti fusul. Evet. Birinci fasıl yüklemli önermelerdi. İkinci fasıl şartlı önermelerdi. Üçüncü fasıl bunların hükümleri. Yani döndürme, ters döndürme, düz döndürme, çelişki gibi hükümlerdi. Birinci fasıldan başlıyoruz yüklemli önermeler. wa fihi erba'atü mebahis. Dört tane konusu var. El bahtul evvel. Birinci bahis konu. Fi <laughs> eczaiha. Bu ha nereye dönüyor? Şu hamliyeye dönüyor. Hamliyenin yani yüklemli önermelerin parçaları ve <laughs> aksamiha ve kısımları neymiş bunlar elhamliyetu inna ma tahakkuk bi icza in selse ancak üç tane parçayla tahakkuk ediyor gerçekleşiyor yüklemli önerme yani yüklemli önermenin bir iki üç tane parçası olacak neymiş mahkumun <laughs> aleyhi üzerine hüküm verilen şey önermemizde bir şeyin hakkında hüküm vereceğiz bir şey şudur diyeceğiz bu işte hakkında hüküm verdiğimiz şey, ele aldığımız şey mahkumun aleyhi ve yüsemma mevduan. Mevzu olarak isimlendiriliyor. Konu yani konu. Türkçede konu olarak çevrilmiş. Dil bilgisi bakımından özne dediğimiz şey özne. Türkçedeki özne yani. Mevduan. Biz bunu mevzu diye öğrenelim. Metinlere daha kolay alışmış oluruz böylelikle. Mevzu veya konu. Üzerine hüküm verdiğimiz şey, ele aldığımız şey ve mahkumun bihi kendisi ile hüküm verdiğimiz mana öyle diyelim. Ve yusamma mahmulen. Kendisi ile hüküm verdiğimiz yani yüklediğimiz şey mahmul. Ve nisbetun üçüncüsü de nisbet. Beynehuma. Mevzu ile mahmul arasındaki nispet Hüküm nispeti. Biha bu nispetle oluyor. Yer tabitu bağlanıyor. El mahmulu bil mevdu. Mahmul mevzu ile bağlanıyor bu nispetle. Yani insan natıktır dediğimizde daha ona gelmedik bir dakika. Onu söyleyeceğim. Ve lafzu dallu aleyha bu nispete delalet eden lafız yusemma <laughs> rabutaten rabıta olarak isimlendiriliyor. Ama bu her zaman lafız olarak ortaya çıkmıyor işte. Arapçada yok bu. Arapçada rabıtaya delalet eden lafız genellikle gizlenir. İngilizce'deki iz var ya iz veya isn't olumsuz şeyinde. Veya Farsçadaki est. Almancada neydi hocam? Almancada da vardı galiba böyle bir şey. Almanca hiç bilmiyoruz. ya Ulan, <laughs> Almancada da var tabii. Yardımcı fiil denilen. İngilizcedeki gibi. O, o is neydi? Ist miydi? Bir şey vardı. ist, ist Aynen ist. ist Veya çoğulsa zint. Evet. Ha, bunlar yani, işte rabıta dediğimiz şeyler bizim. Rabıta yani bizim yüklemli öndermelerimiz üç tane parçadan oluşuyor. Mahmul, mevzu, mahmul, bir de rabıta. Bu rabıta ne gibi? Mesela kehüve, fi kavlina zeydun hüve alim. Zeyd alimdir. Zeyd, dir, alim. Şu hüve o demek. Bizim Türkçe'ye dir diye çevirebiliriz e, bu çerçevede. Bu zeyd, hüve, alim cümlesindeki hüve rabıt. Normalde bu var. Cümlelerde bizim zeydun alimun dediğimiz zaman şu hüve de var. Ama biz bunu hasf ediyoruz. Konuşurken kullanmıyoruz. Ama aslında bu hüve var orada. Ve tusemmel kadiyyetu hayne izin yani bu hüve olursa sulatiyye. Üçlü önerme olarak isimlendiriliyor. Ve kad tuhzafu er rabıtatu Rabıta hasfedilebilir ki <laughs> bazı dillerde Arapça gibi Arapça da hasfediliyor. zihni bi ma'naha. Ha yine rabıtaya dönüyor. Zihin onun manasının farkında olduğu için, bildiği için yani. Vel kadiyyetu tusamma hayne hasfedildiği zaman da bu önerme ne diye isimlendiriliyormuş? Tunaiye. <laughs> İkili diye isimlendiriliyor. İsimlendirmesi çok önemli değil. Buradaki kastımız ne? Bazı dillerde veya bazı durumlarda bu rabıta hasfediliyor. Bazı dillerde hasfedilemiyor. İngilizcede mesela is olmaksızın isim cümlesi kurulabilir mi? Veya isn't, are. Bunlar olmaksızın isim cümlesi kurulamaz. Veya m takısı da m takımı deniyor ona İngilizcede. M de aynı şekilde o da bir rabıt. Eee hocam kısaca. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bunlar Rabıta. İngilizce'de olması gerekiyor. Farsça'da olması gerekiyor. Est var, hestem var. Yerine göre değişiyor bunlar. Bu rabıta zihinde var. Hangi dille konuşursak konuşalım zihinde var. Arapça'da da var bu, bu rabıta zihinde. Zeydun, alimun dediğimiz zaman zeyt tasavvuru. Alim tasavvuru. Bakın zeyt mevzu. Alim mahmul. Bir de bunları bağlayan o dır bizim Türkçedeki dır lafzının delalet ettiği bir mana var. Hangi dilde konuşursak konuşalım. O mana bazı dillerde dışa yansımıyor lafıza. Bazı dillerde yansıyor. Arapçada yansımıyor işte. Arapçada Zeydun Alimun dediğin zaman o dır ekinin anlamı zaten zihinde hazır oluyor. Şimdi mesela bu e, Farabi özellikle Vurgular bunu. İbn Sina da aynı şekilde vurgular. Farabi'nin mantığa giriş risaleleri var. Mantığa giriş risaleleri diye Türkçe'ye çevrildi. Ee, sanıyorum bu şekilde çevrilmişti. Beş tane risalesi var. Ee, buralarda üstüne özellikle basıyor. Bizim mantıktaki işimiz lafızları ele almak değil. Biz lafızları ancak manalara, mefhumlara götürdüğü için kullanıyoruz. Normalde aslolan manalardır. Şimdi biz burada yüklemli önermeyi üç tane kısımdan, cüzden daha doğrusu, üç tane parçadan oluşur diye söyledik. Ama üç tane lafız yok ortada. Zeydun alimun var. Ama yine de üçüncü parça var o önermenin içinde. Demek ki burada önemli olan o lafzın orada bulunması değil. O mananın orada bulunması, o mefhumun orada bulunması. Bizim zihnimizde o dır manası var. Zeyd ile alimin bağlanma manası var. Hazır bizim zihnimizde bu var. İşte mantığın işi bu. Mantığın işi bu manayı araştırmak. Her ne kadar lafza yansımasa da. Tamam. Girişimiz bu. Ben geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Aslında bu büyük bir dil felsefesi problemi aynı zamanda. Biz rabıta dediğimizde bu kopulanın budır dediğimiz ekin rabıta olduğunu iddia ediyoruz. Fakat esasen bu zeyt alimdir. Bu üç tane kelimeciği bir araya bağlayan başka bir rabıta da söz konusu. Yani nasıl oluyor da üç tane birbiriyle hiçbir alakası olmayan kelime bir araya gelip rabıtalanıp e, biz bize en azından Türkçe bilenlere, burada zeyt Alemdir kelimesini anlayabilenler için bize anlamlı geliyor mesela. Dolayısıyla bu rabıtanın dışında bütün bu üç kelimeyi de birbirine rapt eden başka bir şey de var. Biz bunu zihne atfediyoruz. Fakat esasen zihin nedir ve bu zihinde nasıl olur? Bu zaten çok büyük bir tartışma konusu. Buna belki Arap Arapçada buna buna yönelik ne söylenebilir? Bu bu eleştiri diyelim. Buna buna karşılık. Şimdi o zihin felsefesi problemlerine girmekle beraber bizim zaten rabıtadan kastımız bu işte normalde bağlı olmayan mefhumları bağlayan şey. Onu bağlayan şey rabıta dediğimiz şey bizim zaten. Onu da sonradan bağlayan bir şey vardır, onu da sonradan bağlayan bir şey vardır diye teselsüle götüremiyoruz. Zaten o bağlama işini yapan şeye rabıta diyoruz. Buradaki dır bağlayan şey değil mi? Ben öyle anladım. Bağlayan o öyle şeyin lafza yansıması. Evet. La evet. dolayısıyla, dolayısıyla Zeyd alimdir derken alim olma vasfını, dirin alime rapt edilmesini, alimdirin veya alim olmanın Zeyd'e rapt edilmesi, bu nasıl mümkün oluyor? Dilde mümkün oluyor da. Esasen bu gerçekten nasıl mümkün oluyor? Onu Ona yönelik bir şey söylemek istemiştim. Tam anlayamadım ben işgali burada. Biraz daha açarsanız şöyle biraz Ağabey esasen şimdi biz burada rabıtadan bahsettik. Biz burada rabıta dediğimiz şey işte önce mevzudan bahsettik. Konu sonra yüklem olduğundan ve bunları da bir arada bağlayan dır gibi dir gibi bir de rabıta olduğundan bahsettik. Fakat esasen bu rabıta dediğimiz şeyin de dışında alimle diri bir arada tutan bir şey var. Bir rabıta biz buna alimdir diye Noklandırıyoruz. Hı. Ardından zeytle alimdiri bir araya da tutan başka bir şey var. Hani biz bunu gözle görmüyoruz, yazıda da bunu yazmıyoruz. Fakat biz bu iki tane harfi şeyi Hı. pardon Türkçe'si kelimeyi bir araya tutuyoruz, tutturuyoruz Hı. bir şekilde zihinde. Hı. Şimdi anladım. Yani biz külliyleştiriyoruz mefhumları külli mefhum haline getirme kabiliyetine Hı. sahip insan zihni. Evet. Mesela matematikte de örnek verdiğimizde desek ki. Türkçe olarak söylüyorum mesela. Bir artı bir, iki eder dediğimizde. Hı hı. Ya gerçekten ikiye sorduğumuz ya kardeşim sen bir artı birin toplamısın dediğimizde gerçekten öyle mi düşünecek iki dediğimiz arkadaş mesela. <laughs> o bir artı bir, birle bir, birbirine bağlayan artı bir iken bir artıya bağlayan, artıyı öteki bire bağlayan, bütün bunları ikiye bağlayan başka bir rabıta daha söz konusu. Meta rabıta Hayır, diyelim o, söz o konusu. insanın insanın iyileştirme yetisi, zihindeki küllileştirme yetisi denebilir ona İslam düşüncesi açısından. Hocam pardon. Hocam, anlama, hocam ama. Buyurun, hocam, sizi. anlama yetisi. Buyurun Anlama yetisi anlama beyinde oluşan şema olarak şemanın söze dökülmesi olarak verilemez mi? Bir artı bir beyinde bir şema bence, oluşuyor. bence Bence çok güzel bir şey söylediniz. Bu Aristoteles'in kategorileri veya Kant'ın kategorileri de buna giriyor. Fakat bunlar da verili bir şey bize. Yani biz bunları kabul ederek işe başlıyoruz, bu kategorileri. Fakat bunlar kendinde nedir diye sorduğumuzda bu büyük büyük tartışmalara yol açıyor. Eğer Platoncu olsaydık olayı bir şekilde Püsike'ye bağlardık. Fakat Aristoteles'in kategorilerine, Kant'ın kategorilerine yöneldiğimizde bunları kendinde verili işte dokuz tane kategori olduğunu kabul etmek zorundayız. Ama neden? Bunlar Tabii kendinde bunlar, ne anlama geliyor? Bu bunlar büyük tartışma konusu. Zihin felsefesinde hmm. biraz daha derin araştırılabilecek bir mesele. Bizim mantıklı... Öğrenilmiş şeyler diyemez miyiz? Ama şunu şunu söyleyeyim, bizim zihin felsefesinde insanın düşünme yetilerinin, yani insanın insani nefsin kuvvelerinden iki tane kuvvesi var. Birincisi nazari akletme yetisi, ikincisi anali akletme yetisi. Bu nazari akletme yetisi, şimdi bakıyorsunuz düşünme, tefekkür gibi şeyler veya buna benzeyen şeyler hayvanlarda da olabilecek şeyler. Ama insanda olması bakımından yani başka hayvanlarda olmayıp sadece insanda olması bakımından nedir? Bunun e, fasıl ayırt edici şeyi nedir? diye sorduğunuzda külliyleştirme yani kavramları külli hale getirme yetisi adını veriyoruz. Yani bu şekilde çözüyoruz meseleyi. Bu külli Efendim. hale getirme külli hale getirme nasıl oluyor? İnsan nasıl bunu külli hale getiriyor? Yani o artıyla birin veya birle o diye, diğer birle artının arasındaki bağlantıyı kuran şey nedir? diye sorduğumuz zaman buna işte küllilerin akledilmesi. Biz küllileri aklettiğimiz zaman bir bağlantıya ihtiyaç kalmıyor. Zaten külli olması bakımından akletmiş oluyorsun. Bu külliğinin akledilmesinin nasıl olduğu meseledir burada. Küllilerin akledilmesi nasıl gerçekleşiyor? Buna İslam filozoflarının cevabı yine zihin felsefesindeki bazı deliller neticesinde Faal akıl ile ittisal kurulması. Faal akılda çünkü tüm akledilirler irtisam etmiştir. akli Tüm makulat faal akılda irtisam etmiştir. Neden? Yani çok ayrıntıya gireceğim şimdi. Çok önemli değil ama neden irtisam ediyor faal akılda? Çünkü faal akıl zatı gereği mücerret Zatı gereği mücerret olan şey, zatı gereği bütün akledilirleri, akledilirleri aklediyor. Neden aklediyor derseniz bütün felsefeyi konuşmamız lazım şimdi ama bu şekilde söylüyor. Onu felsefe derslerinde zaten bir kısmını gördük. Bir kısmını da işaret dersinde göreceğiz. Şimdi külliyatı külli bir şekilde akledebilmemizin sebebi zaten bütün akledilirleri akleden bir şey ile ittisal kurabilmemiz. Bütün akledilirlerin bil fiil kendisinde mevcut olduğu bir şey ile yani faal akıl ile ittisal kurabilmemizden dolayı biz kavramları külli hale getirebiliyoruz. Akletme yetisi zaten külli şeylerle alakalıdır. Cüz'i bir akletme yok gerçekte. Biz mesela ben kafamda bir üçgen tasavvur ettim. Üçgeni tasavvur ettim. Sonra dedim ki bu üçgenin dış açılarının toplamı 360. Dış açılar 360 derece. İç açılarının toplamı 180 derece. Dik açıya oranlarsam İç açılarının toplamı iki tane dik açı, dış açılarının toplamı dört tane dik açı eder. Dediğim zaman bu aslında külli bir aklediş değil. Daha doğrusu ben zihnimdeki üçgenden bahsediyorum. Bu bir tasavvur. Tahayyül diyeceğiz buna. Bu bir tahayyül. Ama külli akletmek ne demek? İşte kavramları külli her üçgenin, her üçgen dediğim zaman, her üçgenin iç açıları toplamı iki dik açıdır dediğim zaman külli bir aklediş gerçekleştiriyorum cüz'iden külliye geçtim. Nasıl geçtim? Ya benim bütün küllileri kapsamam lazım şahsım olarak veya bütün küllileri, daha doğrusu bütün cüz'ileri kapsayan bir külli akletme yetisine zatım gereği sahip olmam lazım veya buna sahip olan bir şeyle ittisal kurabilmem lazım. Şimdi ben bu ittisali kurduğum zaman ancak o zaman küllileri akledebiliyorum. İşte zihin felsefesinde nefis ilmine ilmin nefis dediğimiz ilimde İslam filozofları bu işte külliyelerin hepsinin irtisam ettiği, kendisinde irtisam ettiği varlıkla ittisal kurduğunu ispatladıktan sonra diyorlar ki insanın işte külliyeleri akledebilmesinin sebebi budur. Bu varlıkla kurulan ittisaldır. Tabii kısmi ittisal. Tam ittisal artık peygamberlerin vesaire gerçekleştirdiği bir şey. Ama bu konuya e, şimdi dalmayalım. Bu mantık ilminin konusu değil zaten. Sordunuz diye e, söylüyorum. Kafada bir şey belirsin en azından. Ama konumuz kesinlikle bu değil. Buyur Ebu Bekir hocam. E, hocam ben de şeyi diyecektim de e, hani e, mesela e, özne ve yüklem terimleri yerine konan her terim içinde bir bağ kuramıyor zihin. Yani e, bu dediğiniz gibi tamamen işte manalar şeyine e, manalara tümellere e, giden bir tartışma. Bir yönüyle de dil felsefesine giren bir tartışma. Yani önermesel bir formun parçalarına tek tek yerleştirdiğiniz her terim e, zihnen e, anlam kurulabilir olmuyor. İşte mesela yedullah bahsinden tutun Allah öznesine yedullah bahsini koyun ya da işte ne bileyim işte e, mesela işte güneş e, yeşil bağcıklı bir ayakkabıdır deyin falan mesela hani xyz bilmem AYT'dir falan deyin. Yani her özne ve yüklem terimi altı doldurulabilir olmuyor. Abi. burada daha çok hani e, mesut şey ee, hocamın daha çok ifadesine hani e, karşılık gelen sanki şey gibi hocam bu önermesel fonksiyonda bağı e, kurmamızı sağlayan hani rabıta dediğimiz şey daha çok hani yoksa zihnin e, hani terimler arası nasıl bağ kurduğu önermesel bir fonksiyona ihtiyaç duyup duymadığı falan oralar yani Tayfun hocamın dediği gibi çok böyle e, derin dehlizlere götürür bizi boğulmayalım hocam şimdi Tabi bu o konu yani o rabıtın nasıl kurulduğu, mevzunun rabıta ile arasındaki bağın nasıl kurulduğu veya mahmulün rabıta ile arasındaki bağın nasıl kurulduğu bu zihin felsefesinin meselesi. Zihin felsefesinde biz görüyoruz ki İslam filozoflarının buna cevabı her akledileni kendisinde irtisam ettiren, kendisinde hazır bulunduran varlık ile ittisal kurman. Yani bu bazılarına göre Platon'un ideaları ile de açıklanabilir. Bazılarına göre işte bu bizim İslam filozoflarının faal akıl ile iktisal kurulması teorisiyle de açıklanabilir. Bazılarına göre ki ben de onlardanım ikisinin ortak bir noktasının olduğu belki söylenebilir. Yani idealar, Platon'un idealar düşüncesiyle meşailerin faal akıldaki irtisam meselesinin ortak noktası bulunduğu veya buna dair bazı açıklamalar yapılabilir. Ama konumuz o değil arkadaşlar. Daha oraya daha fazla dalmayalım. Umarım en azından şimdilik anlaşılır olmuştur. Tabii, tabii. Çok teşekkürler. Bu zaten felsefenin konusu. Ben sadece buradaki rabıtadan ne anladığımızı evet. tekrardan vurgulamak için söylemek evet. istedim. güzel oldu. Daha fazla dalmayalım ama. Devam ediyorum. Bu hadihin nisbe. Bu nisbet mahmul ile mevzu arasındaki imkanet nispeten biha yasihu en yuqalu innel mevdu'a mahmûl bu nispet ile mümkün oluyorsa ne? Mevzuya mahmuldür denmesi. Yani şu elimizdeki mevzuya şu mahmulün manasının yüklenmesi bu rabıt ile mümkün oluyorsa fel mucibetun. Önermemiz olumlu, olumlayıcı. Mucibe önermedir. Ke kavlinel insanu hayvan. İnsan hayvandır sözümüzdeki gibi. Burada rabıt var. Burada hayalet bir rabıt var. Bu rabıt sayesinde şu mevzuya şu mahmulu yüklüyoruz. Dır sayesinde. Dır. Şu hayvanı buna yüklüyoruz. Güzel. Olumlu. Ve imkanet nisbeten biha yasihhu en yukal innel mevduu aleyse bi mahmul. Bu rabıt ile mevzunun mahmul olmadığı söyleniyorsa, söylenmesi mümkün oluyorsa, Fel kadiyetu salibetun. Olumsuz salibe önermedir. Ke kavlinel insanu leyse bi hacer. İnsan taş değildir. Önermesindeki gibi. Tamam. Şimdi he, nicelik bakımından yüklemli önermeleri ele alacağız. Ve mevdu'ul hamliye hamliyenin, yüklemli önermenin konusu, mevzusu. İmkâne şahsan muayyenin. Muayyen bir şahıs olursa. Belirli bir şahıs. Belirsiz değil bakın. Belirsiz olursa başka bir şey olacak. Veya evet. Belirli bir şahıs olursa summiyet isimlendirilir mahsusaten ve şahsiyeten. Mahsusa veya şahsiye olarak isimlendirilir. Mahsusa daha yaygındır kullanım. Mahsusanın kullanımı daha yaygındır. Ve inkâne kulliyen Şimdi yaş muayyen bir şahıstır ya da küllidir. Hangi anlamda külli? Çoklara söylenmesinin mümkün olması bakımından külli. Çoklara söylenmesi, altına fertlerin girmesi anlamında. Fe bu yine fiha onda açıklandıysa kemmiyetu efradi ma hukm hükmün verildiği şeyin fertlerinin kemmiyeti, niceliği açıklandıysa, söylendiyse ve yusamma'l lafzu'd dallu aleyha sura bu kemmiyete delalet eden lafız sur yani nicelik edatı olarak isimlendiriliyor. Böyle olursa summiyet mahsuraten mahsura olarak isimlendiriliyor. Yani belirli bir nicelik. Her insan veya bazı insanlar gibi belirliyse yani grup, grubun nasıl bir grup olduğu belirliyse mahsuraten, mahsura olarak veya musevvaraten, musevvara olarak. Yani nicelikli önerme olarak isimlendiriliyor. Ve hiye erba'u. Mahsura'nın da dört tane sınıfı var. Aslında iki tane sınıfı var. Olumlu, olumsuz diye her ikisi ikiye ayrılıyor. Dört ediyor. Her insan şöyledir dediğimiz zaman bu bir grup. Mahsura'yı külliye. Bazı insanlar şöyledir dediğimiz zaman mahsura'yı cüz'iye. İki. Bunların olumlu ve olumsuzları dört et. Bunu göreceğiz şimdi. Li ennehu in bu yine fiha enel hukum açıklandıysa hükmün ala kullil efradi bütün fertler üzerine olduğu söylendiyse fehiyel kulliyye O külliyedir. Yani mahsurayı külliye. Mahsurayı külliyedir. İmma mucibetun ya olumludur bu. Mahsurayı kulliyeyi mucibe. Ve suruha bunun şeyi nedir? Nicelik edatı. Kullun. Kul. Hepsi. Her lafzı. Ke tavlina, Şu sözümüz gibi. Kullu narin harratun. Her ateş, bakın kül, sıcaktır. Sözümüzdeki gibi. Mahsura, belirli bir niceliği var. Nicelik ne? Hepsi. O zaman külliye. Mucibi, olumlu. Tamam, mahsureyi, külliyeyi mucibe. Ve imma salibe. Bunun salibesi neymiş? Ve suruha la şey e ve la vahid. La şey, hiçbir şey. Ve la vahid, hiçbir şey. Aynı şekilde. Ke la şey e ev la vahide minen Hiçbir insan bir cemadin. Cemat değildir. Cemat ne? Cansız maddeler. Cansız maddelere cemat deniyor Arapçada. Cemadat deriz ya. Oradan geliyor. Ve in bu yine fiha en el ala ba'd el efradi fehiye el Hükmün bazı fertler üzerine verildiği durumda da cüz'iyye deniyor. Mahsure-i cüz'iyye. Bazı falan şu, şu, bazı şey şudur diyecek. İmma mucibetun <laughs> ya mucibedir olumludur ve suruha ba'dun. Nicelik edatı ba'dun ev vahidun veya bir. Bu bir belirsiz bir Belirli bir değil. Belirli olsaydı maksusa olacaktı. Bir tane insan şöyledir vesaire diyecek. Ke kavline şu sözümüz gibi ba'dul hayvani ev vahidun minel hayvani bazı hayvanlar veya hayvanlardan biri insan insandır. Sözümüzdeki gibi. Bazı dedik çünkü. Ve imma salibetun ve suruha salibesi neymiş bunun? Leyse kullun hepsi değil. Ve leyse ba'dun Bazısı değil ve ba'dun leyse aynı şekilde bazısı değil. Ufak nüanslar var. İhtisas gerektiren meseleler. Onlara girmeyeyim. Ee, yine soru, sorunuz olursa bu ihtisas gerektiren meselelerle alakalı ayrıca açıklarız. Ama bazısı değildir şeklinde bilelim şimdilik. Kettavlina leyse kullu hayvanin insani. Her hayvan insandır değil. Böyle çevirin arkadaşlar. Leyseyi başta görürseniz Böyle çevirin. Her hayvan insandır değil. Ve leyse ba'dul hayvani bir insan. Bazı hayvanlar insandır değil. Ve ba'dul hayvani leyse bir insan. Bazı hayvanlar insan değildir. Türkçe'ye de farklı şekilde çevirdim. Üçünü de. Üçünün anlamı da aslında aynı. Bazı insanlar, şey bazı hayvanlar insan değildir bu manayı içeriyor üçü de. Ama selbetme yönü biraz farklı. Yani teknik ayrıntılara girdiğimiz zaman diyoruz ki şunun leyse kullu hayvanın insanın mutabakat ile külliliği reddetti burada. Mutabakat ile külli bir red var. Yani bütün hayvanlar insandır önermesi mutabakat ile İnsan hayvana yüklenmesi geçerli değildir. Dedi. Hocam, Ama şurada tam tersini söyledi. Tekrar geçebilir misiniz? Efendim? Tercümelerin üstünden tekrar geçebilir misiniz hocam? Üçünde. Tamam. <laughs> Leyse kullu hayvanin insanı. Her hayvan insandır değil. Her hayvan insandır. Paranteze al. Tırnak içine al. Değili de sonuna yük ekle her hayvan insandır değil. Şurada ne? Bazı hayvanlar insandır değil. Yani şu önermenin hükmünü reddediyor leyse ile. Bazı hayvanlar insandır değil. Burada ne? Bazı hayvani leyse bir insan. Bazı hayvanlar insan değildir. Tamam. Hocam Dört burada mahsura, mahsura yerbağa olan mahsura Erba adıyla meşhur olan şey bunlar. Buyur hocam. Burada önermenin kendisini mi olumsuzluyor yoksa insan insanlığı mı olumsuzluyor? Yani her hayvan insan değildir mi? Her hayvan insandır değil mi? İnsanı Hayır. mı olumsuz diyoruz, önermeyi mi olumsuz Şöyle aynı zaten. Önerme dediğimiz şey mevzuyla mahmul var. Yüklemli önerme bu. Mevzuyla mahmul var. Mahmulün mevzuya yüklenmemesi durumu. Şu leyseden bunu anlıyoruz. Kullu hayvan bu mevzu. insan, mahmul. İnsanın kullu hayvandan kaldırılması söz konusu. İnsan Yani her hayvan mu? insan değildir. Şimdi öyle de diyebiliriz ama e, orada <laughs> karışmasın diye biraz daha o nüansı <laughs> da dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü Hocam, hocam pardon tam burada her hayvan insandır önermesinin değili her hayvan insandır ee, üstüne hani e, sembolik mantıkta değil işareti koyuyoruz ya. Evet. Onunla eşdeğer değil mi? Aynen o işte evet. Önermenin değili yani komple. Yani Şimdi, o önerme zaten şey. önermeyi değil diyor. Evet. Önermenin Ama, tasavvurun değili değil. Tasavvurun değili olursa bu işte mağduleye falan girecek. Udule girecek. Biz önermeyi değillediğimiz zaman ne yapıyoruz? Mahmuli mevzudan olumsuz diyoruz. Önermenin değilidir zaten. Bunun tasavvurun değili değil. Mahmulin veya mevzunun değiliğini almıyoruz burada. Ama ben burada her hayvan insan değildir diye çevirsem şunu insan değillik mahmulü anlaşılabilir diye kaçınıyorum bunda. İnsan değil mahmulü her en hayvana gönderme öyle anlaşılmasın diye. Bunu bu şekilde söylüyorum. En sondaki önerme değil mi? Ve ba'dül hayvan leyse bir insan. O mağdule değil mi hocam? Hayır mağdule burada yok. Burada mağdule yok arkadaşlar. Yani insan e, olmayandır. Karışmaması için, karışmaması için diyorum ki külle hayvanin insan in, in, leyse külle hayvanın insanın her hayvan insandır değil diyorum. Karışmaması için diyorum bunu. Her hayvan insan değildir desem, insan değildiri yüklem olarak anlarsanız, karıştırırsınız diye bu şekilde çeviriyorum bunu. Öyle tamam anlamayın o, yani. Tamam ama bu en sondaki o. Yok, en sondakini. Şimdi Arapçada Ve, şöyle bir mesele var hı. arkadaşlar. Ba'dul hayvani la insan deseydim. Şimdi udül konusuna da gelmedik. Onu da çok karıştırmayın şimdi. Leyse hmm. bir insan, bu leyse rabıttır rabıtadır. Ama la insan deseydim, Arapça açısından söylüyorum. Ba'dul hayvani la insan deseydim, bazı hayvanlar insan olmayandır deseydim bu udül olacaktı. Ama insan değildir dedim. Tamam hocam anladım. Bu rabıta, le ise rabıta. Bu karışmasın diye bi'yi de buraya eklemişler. Rabıta olduğu anlaşılsın diye. Ama şurada her hayvan insandır değil. Şimdi bu ikisi karışacak yoksa. Ba'dul hayvanı leyse bir insan. Buna dedim ki bazı hayvanlar insan değildir. Peki şuna ne diyeceğim? Buna da bazı hayvanlar insan değildir dersem o zaman bu cümleyle şu cümlenin farkı ne? Bir farkı var. Lafzi olarak bir farkı var. Hatta mana cihetinden bir nüans var. Burada. Selbetme yani olumsuzlama ciheti farklı. Bundan dolayı her birini farklı çevirmeye özen gösterdim. Neden? İleride biraz daha iyi anlayacağız bunu. Burada her hayvan insandır değil. Yani şu, her hayvan insandır cümlesinin değilini aldım. Önermenin. Burada her hayvan mahmulünden insan me mevzusundan her hayvan mevzusundan insan mahmulünü değilledim. Şimdi birinci önermede şurada öncelikle bir önerme kurdum. Her hayvan insandır önermesini kurdum. Sonra bunu değilledim. Önermeyi değilledim. İkincisinde, ikincisini geçelim. Üçüncüsünde bazı hayvan mevzuyu aldım. İnsan mahmulü aldım. Bu mahmulü bu mevzudan değilledim. Yaptığım amel farklı. Farklı bir iş yaptım burada. Bunu anlayalım yeter. Şu an bunu anlayalım yeter. Tamam. Ve inlem lem yubeyyen önermede açıklanmazsa kemmiyetul efrat fertlerin sayısı niceliği fe in lem tasluh li en tasduka kulliyeten ve cüz'iyeten eğer ki bu önerme külli veya cüz'i denmeye elverişli bir önerme değilse summiyetil kadiyyetu tabi'iyyeten tabi'i önerme olarak isimlendirilir. Yani ke kavline el hayvanu cinsun hayvan cinstir vel insanu nevun insan türdür dememizdeki gibi şimdi bu cins yüklemi hayvanın fertlerine yüklenmiyor hayvanın tabiatına yükleniyor hayvanlık tabiatı cinstir diyoruz İnsanlık tabiatı türdür diyoruz burada bir fert cüz'ilik veya küllilik söz konusu değil e söz konusu olmayınca tabii iyi önerme adını veriyoruz bunun zaten şeyde mantıkta bizim işimiz yok. Tabi önermelerle biz ilgilenmiyoruz. Mantıkta. Li ennel hukum Çünkü bu önermedeki hüküm ala nefsi tabi'a. Tabiatın kendisi üzerinedir. Tabiat hakkında bir hüküm veriyorsun. Fert hakkında. İşte her hayvan cinstir diyebiliyor musun burada? Veya bazı insan, bazı hayvanlar cinstir diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Burada hayvanın tabiatına dair bir yüklemden bahsediyoruz biz. Bazıları şunu demişler, çok sulandırmaya da gerek yok meseleyi ama öyle demişler yani. E, zaten kafamda benim bir tabiat var, hayvanlık tabiatı. Ona ben cinsi yüklediğim zaman, o zaman bu mahsusa oluyor. Kafamdaki tabiat belli çünkü. Belirli bir şahıs, zihnimde irtisam eden mahiyetten bahsediyor. İşte o belirli şahsa cins mahmulünü yüklüyorum. demiştir. Ama çok önemli değil. Yani böyle de bir mesele var mantıkta. Ve en salahat, lizalike. Yani lizalike ney? Külli veya cüz'i olmak cinsindense, külli veya cüz'i diyebileceğin bir şeyse, summiyet muhmeleten. Mühmele diye isimlendiriliyor. Yani niceliği be belirtilmemiş. Ne gibi? Ke kavline el insanu fi husrin. İnsan hüsrandadır. Her insan mı? Bazı insanlar mı? Vel insanu reyse fi husrin. İnsan hüsranda değildir. Bunun salibesi. Ve fi kuvvetil cüz'iyye. Bu da cüz'iyye kuvvetindedir. Mühmele geldiği zaman, niceliği belirtilmediği zaman cüz'iyye kuvvetinde olacak. Li enne meta li çünkü o meta sadaka hu şan zamiri. Meta sadaka insanu fi husrin. İnsan hüsrandadır. Ne zaman doğru olursa sadaka ba'dul insani fi husrin. Bazı insanlar hüsrandadır. Doğru olmuş olur. Ve aks tam tersi de geçerli. Yani bazı insanlar hüsranda olursa insan hüsranda olmuş mudur? Olmuştur. Dolayısıyla mühmele mühmele olarak bırakıldığı müddetçe cüz'i olarak anlaşılacak. Cüz'i bazı olarak anlaşılması lazım. Bazı insanlar hüsrandadır. Şeklinde anlaşılması lazım. Tamam. Biraz şurada bir küçük ayrıntı var. Onu da okuyalım. Bugünkü konumuz bitsin. El ikinci bahis. Dört tane bahis var demişti değil mi? Bakalım şurada yazıyordu. Dört mü demişti? Erbaatü mebahis. Tamam. Evet dört bahis var. İ tahkiki el erba. Dört mahsurat erba'nın tahkiki. Kavluna kullu cb her cb'dir sözümüz. Yüste amelu tareten bihasebil hakika. Mahiyet e, hakikat açısından kullanılır bazen. Yani her C hakikati B hakikatidir. Yani her B, e, C hakikatine mahiyetine B yüklenir. B'nin manası yüklenir. E, dir. Mantıkta ele aldığımız kısım bu. Yani bizim her zaman insan hayvanın atıktır diyoruz. İnsan gülendir diyoruz. Taş serttir. Kanepe yeşildir dediğimiz zaman, kanepe yeşildir değil. Bunlar bir elimizde mevzu var. Bu mevzunun mahiyeti kafamızda oturdu. Bu mahiyete bir şeyler yüklüyoruz. Manalar yüklüyoruz. O yüklediğimiz manalar hakikat hasebince yüklenir. İnsan hakikatine gülme hakikatini yükleriz. Veya zümrüdü anka kuşu hakikatine kaf uçma hakikatini yükleriz. Var olsun var olmasın dışarıda. Kareye dört kenardan oluşma, dört eşit kenardan oluşma hakikatini yükleriz. Veya dış açılarının toplamının 360 derece olması, iç açılarının toplamının da 360 derece olması gibi hakikatleri yükleriz. Külli hakikatler. Ve manahu enne kulle ma le kane c şayet var olsaydı c olacak her şey minel efradil mumkine her mümkün mümkün fert fehu ve bihaysu le vucide şayet var olsaydı kane b B olurdu. Yani C hakikati şayet var olsaydı aynı şekilde B olarak var olurdu. Bunu kastediyoruz. Şimdi örneklerini verecek. Ey kullu mahu ve melzumu C C'nin mel her melzumu yani C'yi gerektiren melzum gerektiren şeydi ya lazım gereken melzum gerektiren. C'nin her melzumu huve melzumu B. B'nin de melzumudur. C varsa B de vardır. İster zihinde ister hariçte. C, C hakkında bir hüküm vereceksek, C'yi düşündüğümüz zaman onun B olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ve tareten bi hasebil hariç. Şimdi bi hasebil hakika hakikat bakımından ele alınabiliyor önermeler. Bazen de hariç bakımından yani hariçte var olması bakımından ele alınabiliyor. Her karga siyahtır dememiz gibi. Şimdi kargalık mahiyeti var kafamda. Kargalığın siyahlıkla hiçbir alakası yok. Hariçte de böyle denk gelmiş olabilir. Her karga siyah denk gelmiş olabilir yani. Ama kargalığın siyahlıkla bir alakası yok. Bu yüzden bu mantığın konusu değil. i̇bn Sina bu ayrımı eleştiriyor bu yüzden. Hatta baya e, bayağı sert eleştiriyor. Yani siz harice göre e, önermeleri niye ele alıyorsunuz? Bizim işimiz hariç değil ki diyor mantıkta. Hariçte çünkü bir telazüm yok. Kargalıkla siyahlık arasında bir telazüm, gereklilik yok yani. Senin bunu bilmen mantıkta sana bir katkı sağlamıyor. Ama kargalık mahiyetini bildiğin zaman o mahiyetin lazımları mantıkta bir fayda sağlıyor. Yeni bilgiler elde etmeni sağlıyor. Üçgenin mahiyetini bildiğin zaman sinüs teoremini bilebiliyorsun. Kosinüs teoremini bilebiliyorsun. Daire mesela formüllerini bildiğin zaman. Ama burada kargayla siyahlık arasında bir bağlantı kuramıyorsun. Sen her karga siyahtır demen hiçbir şey ifade etmiyor ki. Bu sana yeni bilgi vermiyor. Biz mantıkta ne yapıyorduk? Bilinenlerden bilinmeyenlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama her karganın siyah olması hariçte tahakkuk eden bir şey sadece. Buradan bir yere varamazsın ki diyor i̇bn Sina. Ama biz yine yani de görelim. Ve manahu, manası neymiş? Kullu ce fil hariç. Hariçteki her ce sevaun kâne hâlel hukum ister hüküm esnasında olsun, ev qablehu ister hükümler önce olsun, ev ba'dehu ister hükümden sonra olsun, fehu ve b fil hariç. Hariçte b'dir. Yani her karga hariçte siyahtır. Şu b siyah olsun burada mesela. C karga olsun. Her karga hariçte siyahtır. Burada böyle bir örnek verdi. Şimdi örneklerini verecek. Vel, vel farku beynel i'tibarayn zahir. İki itibar Arasındaki fark açıktır. Fe innehu nitekim lev lem yücedu şey'un minel murabba'at Hiçbir kare var olmasaydı fil hariç, hariçte yasihu en yuqal Şöyle denmesi mümkün olurdu. kullu murabba'in şeklun Her kare şekildir denmesi mümkün olurdu. bir i'tibaril evveli dune'l thani İkinci itibarla değil, birinci itibarla yani hakikat itibarıyla mahiyeti bakımından her kareye şekildir derdik değil mi? Belki de dışarıda hiç kare yok. Ama her kare şekildir. Ama dune es sani. Hariç itibarı olmaksızın. Mesela hiç hariçte var olmayan bir şekil söyleyelim. Bilemeyiz de yani. Bazı şekiller atıyorum. 13 üçgen eşkenar 13 üçgen belki de kainatta şu ana kadar hiç olmadı. Allah hiç yaratmadı böyle bir şeyi. Ama 13 üçgen, 13 tane kenardan oluşan geometrik şekildir diyebiliyor muyum? Zihnimde bunun tasavvuru var. İşte bu birinci itibarla ele aldığım bir mesele. İkinci itibarla değil. وَلَوْ لَمْ şey شَيْءٌ مِنَ الْاَشْكَالِ Hiçbir şekil var olmasaydı fil hariç, hariçte illel murabba ancak dörtgen, kare yani. E, kare olsaydı, başka hiçbir şekil olmasaydı. Yasihu en yukar. Şöyle denmesi mümkün olurdu. Kullu şeklin murabba. Murabbaun. Her şekil karedir. Şu yanlış. Murabbaun olması lazım. Her şekil karedir diyebilirdim. Bili itibari sani. Yani hariç itibari, hariçteki varlıklar itibarıyla her şekil karedir diyebilirdim. Çünkü hariçte sadece kare var. Öyle değil mi? Böyle olsaydı. Dune'l-evvel Birincisi Birinci itibarla bunu söyleyemezdim. Çünkü hakikat bakımından her şekil kare değil. Zihnimde kare baş, kareden başka e, mahiyetler olabiliyor. Ama şayet dış dünyada kareden başka hiçbir şekil olmasaydı, hariç itibarıyla her şekil karedir diyebilirdim. Ama hakikat itibarıyla her şekil karedir diyemezdim. Bu da zahir. Ve ala haza fekcisil mahsuratil baqiya. Diğerlerini de bu şekilde kıyaslayabilirsin. Tamam. Metnimizi okuduk. Şimdi sorularınızı alayım. Sonra şöyle tablo üzerinden kısaca özetini geçeceğim. Bitireceğiz sonra. Şimdi ne yaptık? Yüklemli önermenin kısımlarını gördük. Yüklemli önerme mevzu mahmul ve rabıtadan oluşuyor. Rabıta mevzu ile mahmulün arasını rapt eden bağlayan mana mefhum. Lafıza ister dökülür bu ister dökülmez. Dediğimiz gibi rabıta ile mahmulün arasını veya mahmul ile e, mevzu ile rabıtanın arasını bağlayan şey zihnimizdeki külliyleştirme yetisi. Bu külliyleştirme yetisinin nereden geldiği felsefede zihin felsefesinin. İlmun nefis dediğimiz bizim klasik felsefede işidir. Bizim İslam filozoflarına göre bu külliyleştirme faal akıldan kaynaklanan bir iş. Faal akıl bütün akledilirlerin kendisinde hasıl olduğu varlık olduğundan dolayı bunlar ama tabii tek tek değil. Faal akıl tek bir varlık, değişmez bir varlık. Biz Bizim ona yönelişlerimiz farklı olduğundan dolayı bir itibarla şu bilgiyi ediniyoruz, bir itibarla bu bilgiyi ediniyoruz. Ee, bizim Bizdeki cüz iyilikten kaynaklı olarak farklı bilgiler, farklı akledilirler faal akılda irtisam ediyor. Normalde faal akılda bir farklılık yok. Ee, yani Platon'un idealar alemi ile faal akıl arasındaki fark budur diyorlar genellikle yani Platon'un idealar aleminin bil fiil farklı varlıklardan oluştuğunu söylüyorlar yani orada bir sandalyelik var bir kürelik var bir dağlık var mesela bir ağaçlık var iyilik idesi vesaire bu, bu tür ideler farklı farklı müstakil varlıkları var diyorlar bu da tartışılır tabi net bir şey değil bana göre ama faal akıl böyle değil. Faal akılda tek bir oluş var. Tek bir oluş. Tayfunlukla Mustafa'lık farklı değil faal akılda. Faal akıldaki ak, akledirlik tek bir akledirlik. Bizim akıl dediğimiz şey aslında. Akıl, kaideleri vesaire dediğimiz hepsinin bağlandığı yer faal akıl. Faal akıl tek bir hakikat. Biz şöyle yaklaştığımız zaman özdeşlik kaidesi diye bir tasavvur oluşuyor kafamızda. Makul. Şöyle yaklaştığımız zaman çelişmezlik kaidesi oluyor. Şu şekilde baktığımız zaman işte bütün parçasından küçük olamaz önermesini çıkarıyoruz orada. Bütün bunlar akledilirler, makulat. Bunların hepsi faal akıldan irtisam etmiş. Ama müstakil varlıkları yok bunların. Hepsi tek bir varlık. Bizim itibarımıza göre, levh-i mahfuz gibi düşünün, bizim itibarımıza göre biz oradan bilgi üretiyoruz. Orada tek bir külli aklediş var. Biz o külli aklediş'i cüz'i yansımalarla alıyoruz. Oradan çekiyoruz. Bu tabi felsefenin konusu. Daha ayrıntılısını görürüz. İbn-i Sina'nın işaretin üçüncü namatında bunları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Tamam. Bu rabıt meselesini böyle çözdük. Dedik ki bunun bizim işimiz burada ne? Rabıtanın mahmul ile mevzunun arasını birleştirmesi. Birbirine nispetlerini oluşturması dedik. Güzel. Bu nispet mahmulün mevzuya yüklenmesi şeklinde ise önerme olumlu önerme. Mahmulün mevzudan kaldırılması şeklinde ise önermemiz olumsuz önerme. Yani salibe. Sonra dedik ki bunların nicelikleri var. Her insan şöyledir dersek veya bazı insanlar şöyledir dersek veya bu ikisinin olumsuzlarını söylersek. Dört. Dört tane grup. Bunlar mahsurat. Mahsuratı erbaa. Dört tane nicelikli önermemiz var. Dört tane nicelikli önermemiz. Her insan şöyledir dediğimiz önermelere mahsura, e, mahsurayı külliyeyi mucibe. Her insan dir, şöyle dir, mucibe. Bazı insanlar şöyledir dediğimiz zaman mahsurayı cüz'iyeyi mucibe. Cüz'i oldu bakın bazı insanlar. Hiçbir insan şöyle değildir dediğimiz zaman mahsurayı külliyeyi salibe. Bazı insanlar şöyle değildir dediğimiz zaman mahsurayı cüz-i cüz'iyeyi salibe. Bunları gördük. Şurada üç tane farklı itibar var. Mahsurayı cüz-i cüz'iyeyi salibe kısmında. Leyse kullu hayvanin insanın. Her hayvan insandır değil. Ve leyse ba'dul hayvani bir insan. Bazı hayvanlar insandır değil. Ve ba'dul hayvani leyse bir insan. Bazı hayvanlar insan değildir. Güzel. Şimdi şurada leyse kullu hayvanın insan. Bunun mevzusu ne? Her hayvan. Değil mi? Mevzu bu. Mahmulu ne? İnsan. Leyse burada duruyor. Ne yapacağız o zaman? Şu insan mahmulünü her hayvan mevzusundan kaldıracağız. Her hayvan mevzusundan kalkarsa ne yapmış oluyoruz? Her hayvan insandır değil. Demiş oluyoruz. Her hayvan insandır değil. O zaman bazı insanlar, işte bazı hayvanlar insan değildir demiş oluyoruz. Bunların üçünün anlamı da aynı. Üçünün anlamı da aynı. Ama bir itibar farkı var. Şöyle kısaca değineyim. Onu unuttum daha demin. Değinecektim. Bir şeyler girdi araya. Yine kısaca değineyim. Bu akılda şey olmasın. Her hayvan dediğimiz bir mevzu insan dediğimiz bir mahmul. İşte bu mahmul mutabakat ile her hayvana yüklenmiyor leyse olduğundan dolayı. Mutabakat ile yüklenmediğini biz e, burada görüyoruz. Mutabakat ile yüklenmiyor. İnsanlık ile ha hayvanlık farklı demiş olduk. Şurada ne oldu? Aynı şekilde insanlık bazı hayvanlığa yüklenmiyor. Burada insanlık yine bazı insanlığa yüklenmiyor. Ama şurada mutabakat yoluyla mutabakatın külliliğini reddettik. Bazı insanlar mutabakat yoluyla hayvan olabilir. Mutabakatın külliliğini reddettik. Burada ise iltizamın külliliğini reddettik. Diğer ikisinde. Şunda ve şunda iltizam yoluyla delaletin külliliğini reddettik. Yani her hay bazı hayvanlar iltizam yoluyla insan olmayı gerektirmez. Burada her hayvan mutabakat yoluyla insan değildir demiş olduk. Bu burada böyle kalsın arkadaşlar. Biraz daha ihtisas meselesi bu. Daha sonra dedik ki tabii önermeler, külliyelik ve cüz'iyelik cinsinden olmayan önermeler. Bunlara tabii dedik. Mantıkta bunlarla işimiz yok. Bir de mühmeleler var. Mühmele neydi? Niceliği belirtilmeyen. Bunlar da cüz'i kuvvetindedir dedik. Burada bitirdik. Sorularınızı alayım. Sonra yavaştan kapatalım. Özetimizi yaptık. Haftaya bir dahaki dersin başında şey yaparız artık. Şemadan şöyle kısa bir özet geçeriz. Yeni konumuza. Udül tahsil bahsine geçeriz ondan sonra. Sorularınız varsa buyurun. Yoksa kapatalım artık. Kelam dersine geçeriz. Tamam mıdır her şey? Tamam hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Tamam ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hayırlı var. akşamlar hocam. Allah'a emanet olun.